O aziz insanlarla kucak kucağa olur. Tarlalarına, bahçelerine kadar gider. Kalpleri kırık. Kalpleri kırıksa biz Müslüman evlatları olarak şunu bileceğiz. Cenab-ı Hak kalbi kırık olanlarla beraberdir. Ben de kalbi kırık olanlarla beraberim. Bunu bil ve rahat ol. Bunu bil ve rahat ol. Değerli Kur'an müminleri merhaba. Yatan Baba ile Kur'an'daki İslam programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Kur'an'daki İslam'dan bugün öğreneceğimiz ayet kalem 35 olacak. İlk önce Yaşar Nur hocamızın kendi sesinden ayetin Türkçe çevirisini bir öğrenelim. Biz Müslümanları suçlular, günahkarlar gibi yapar mıyız? Ayet bu. Biz Müslümanları mücrimler gibi yapar mıyız? Peki bu ne demek? Allah neden bu soruyu soruyor? İlk önce Yatan Baba ile Öztürk öğretisinden Yaşar Nur Öztürk'ten dinleyelim. Sonra tekrar beraber olacağız. Değerli Kur'an müminleri merhaba. Yatan Baba ile Öztürk öğretisi programına hoş geldiniz. Of of ey ahali, Allah aşkına dinle. İki kelime kullanmış. Yarım satır bile tutmayan kısa bir ayet. Efeneç'alül müslimine kel mücrimi. Evet. Müslim, mücrim. Müslim, Müslüman demek. Evet. Biz Müslüman tabirini Farsçadan almışız. Kur'an'da karşılığı Müslim'dir. Evet. Allah'a teslim olan demek. Müslim'le mücrim mukayese ediyor. Mücrim de suç işleyen demek. Ağır suçlar işleyen, günahkar değil bakın. Müznip vardır. Kur'an'da zem tabiri var, günah anlamında. Evet. Onu kullanmamış burada. Mücrim diyor. Yani bizim hukukumuzda mesela hukuk dilinde cürümler vardır. Evet. Ağır suçlar demektir. Evet. Bir de kabahatler vardır. Hafif suçlar. Cürümü kullanmış burada. Ve diyor ki Cenab-ı Hak, efeneç'alül müslimine kel mücrimin, çoğul kullanmış ikisini de. Biz hiç Müslimleri mücrimler gibi yapar mıyız? Bir kitle mücrimlerin müstahak olduğu bir tablo ortaya koyuyorsa buna Müslim diyebilir misiniz? Allah diyor ki benim şanıma yakışır mı ya? Müslimliğe layık olan bir kitleyi ben mücrim durumuna düşürür müyüm? Evet. Bakar mısın şuna? %99,5 Müslüman. Buyur. Tokat gibi geldi bunu diyenlerin suratına. %99,5 Müslüman. Müslim yani. Ya siz Allah'la dalga mı geçiyorsunuz? Allah ne diyor burada? Biz hiç Müslümanlarla mücrimleri aynı yapar mıyız diyor. Hadi bakalım. Hani %99,5 Müslüman? %99,5 mücrim. Yok canım Müslümanlar. O zaman Allah zulmediyor demek. Değil mi? Tablo mücrim tablosu. Zulmediyor Allah öyle mi? Diyebilir misiniz bunu? Haşa. Bunlar çıldırmış. Bunlar sinir oldukları o Atatürk Cumhuriyeti'nin değerlerine toslamak için şaşırmışlar bunlar. Bunlar gidiyor, nereye gidiyor? Kendileri de bilmiyor. Bu ne biçim bir kahır ve beladır bu milletin başında? Değerli izleyenler, bu ayetin önünde zenginler var. Bu zenginler malını fakirlerden kaçırıyorlar. Allah da o serveti ellerinden alıyor. Sonra bunlar pişman oluyor filan. Allah onlara soruyor. Siz gerçekten Müslüman olsaydınız, yani Allah'a teslim olsaydınız, yani Allah'ın malını, mülkünü insanlara ulaştırsaydınız, biz size böyle
mücrim yani büyük suçlu muamelesi yapar da o serveti elinizden alır mıydık? Oradaki olay gelişi ve gidişiyle bu. Yatan Baba kitapları, Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatan Baba kitapları, şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatan Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar. Yaşar Nuri hocamızın ve Yatağan Baba'nın kitaplarını video notundaki bağlantıları tıklayarak adrese teslim kolaylığıyla sipariş verebilirsiniz. Şimdi değerli izleyenler, şu ayete göre Yaşar Nuri hocamız çok doğru söylüyor. Müslümanların 99'u filan Müslüman değil, mücrim. Neden? Türkiye'de bu dinci AK Parti döneminde hapishane açılmasında rekor kırıldı. Neden? Çünkü suçlarda bir patlama yaşandı. Kapkaç hırsızlık %300 arttı. Alkol, uyuşturucu %500 arttı. Zina, fuhuş %700 arttı. Neden böyle oldu? İnsanlık tarihi boyunca neden böyle olduysa ondan oldu. Değerli izleyenler, bir ülkede din ne zaman yükseldiyse bilin ahlak dibe vurur. Bunlar ters orantılıdır. Onun için Hazreti Muhammed ne demiştir? Ben size din anlatmak, din öğretmek için geldim filan demiyor. Ne diyor? Ben güzel ahlakı tamamlamak için geldim. Çünkü ahlak dediğin şey dünyanın her tarafında ne olduğu bellidir. Din değildir. Din bugün dünyada 4000'den fazladır. Dünyada bugün 4000'den fazla din var. Dolayısıyla da 4000'den farklı Allah anlayışı. Onun için siz işe dinden giderseniz orada boğulursunuz, yüzemezsiniz. Din dediğin şey namazsız olur, oruçsuz olur. Neden bu ikisini örnek veriyorum? Çünkü bu ikisi siz Müslümanlar tarafından putlaştırılmış da ondan veya koskoca din bu ikisine indirgenmiş de ondan. 3-5 kalem bir şeye. Ama din ahlaksız olmaz. Müslümanların kafasının basmadığı işte burası. Şöyle anlayın bunu. Müslümanların avukatlığını yapmasına rağmen bunların Müslüman olmadığının mücrim yani büyük suçlu olduğun kanıtı şu. Finlandiya ne demek? Kişi başı milli gelir 40.000 dolar demek. Bizimkinin 5 katı. Böyle zengin bir ülke. Onun yöneten Türkiye'ye geldi. Neyle geldi? Tarifeli uçakla. Milli geliri 40.000 dolar. Aşırı zengin bir ülke ama yöneteni tarifeli uçakla Türkiye'ye geliyor. Bizim gibi borç batağındaki Türkiye'nin yöneticisi ne yapıyor? Orada bir saatlik Kıbrıs'a gidecek, Kuzey Kıbrıs'a 7 özel uçakla gidiyor. Değerli izleyenler, bu neyin ezikliğidir? Bu neyin kompleksidir? Şimdi Finlandiya'yı mı, Türkiye'yi mi? Bunları yönetenlerden hangisi Müslüman, hangisi mücrim? Siz Müslümanlığı böyle kelimeyle Allah, peygamber, namaz, oruç demek mi sanıyorsunuz? Müslümanlık lafla olmaz. Eylemle, icraatla olur. Eylem ve icraattan gidersek Finlandiya halkı ve başındaki Müslümdür. Türkiye'deki halk ve başındaki mücrimdir kardeşim. Daha kesin örnekler var. Az önce söyledim suç oranlarındaki patlamayı. Kur'an-ı Kerim'in en nefret ettiği suçlarda ayyuka çıkmamızı, dünyada bir numara olmamızı. Bu dinci iktidar döneminde. Bakın.
Finlandiya'sı, Hollanda'sı, ya memlekette suç işleyen kalmadı. Hapishaneler bomboş duruyor diye hapishaneleri kapatıyor. Dedim ya, bizimki hapishane açma rekoru kırıyor. Şimdi sadece hapishaneleri, yani işlenen suçları göz önünde bulundurursak, kim gavur, kim Müslüman? Kur'an'ın ifadesiyle şu üstüne durduğumuz ayetle soracak olursak, ulan kim Müslüm, kim mücrim? Biz Müslümanları suçlular, günahkarlar gibi yapar mıyız? Yatan Baba ile Öztürk Öğretisi burada sona erdi. Yeni bölümde buluşuncaya kadar Kur'an'ın gölgesinde, Atatürk ve Yaşar Nuri Öztürk'te kalın. Mücrim, değerli izleyenler, cürüm suçu işleyene denir. Şimdi, ben sizi dolandırsam, kandırsam, bu suçtur, evet. Ama bireysel suçtur. Ama ben devleti soyar dolandırırsam, bu artık o anlamda suç değildir, günah filan değildir. Bireysel yapılanlar günahtır ama devlete karşı yapılanlar cürüm suçudur. İşte özellikle Türkiye, genelde bütün Orta Doğu bu cürüm suçunu işlemektedir. Oradaki insanlar, işsiz güçsüz kalan insanlara işsizlik parası diye bir şey geliştirdiler. Aileler ayakta kalsın, zorlanmasın diye çocuk parası desteği geliştirdiler. Bizim Almanya'daki Türkler çocuk parası almaya gittiklerinde memur soruyordu, kaç çocuğun var? Çünkü beyana göre, o zamanlar şimdiki gibi internet filan sistemi yok ya, gelen Türkler diyordu 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10. Ya Alman memurlar biraz şaşırdı, tuhaflarına gitti. Ya bu nasıl oluyor? Her gelen 10 çocuğum var diyor. Sonra o yılların şartlarına Türkiye geldiler, o illere falan gittiler ki oho, hepsi yalan. O kadar çocuklar falan yok. Sırf para almak için yalan söylemişler. Şimdi Alman milleti namuslu olduğu için, o bakımdan devlet de beyana göre kayıt tuttuğu için Türklere de bunu yapıyor. Türkler ise yalan söylüyor. Peki şimdi burada kim Müslüm, kim mücrim? Allah Türklere, Müslümanlara adil davranacağına göre kime Müslüm muamelesi yapıyor, kime mücrim muamelesi yapıyor? Belgesiyle ortada. Almanya nerede, biz neredeyiz? Onun için değerli izleyenler, Müslümanların Müslümanlığını çek etmesi lazım, gözden geçirmesi lazım, bütün bu namussuzluklardan, ahlaksızlıklardan vazgeçmesi lazım. Lüksten, şatavadan, deptebeden vazgeçmesi lazım. İşte Kur'an-ı Kerim'in en kazık sorularından biri olan o soru bundan vahyedilip soruldu. Siz gerçekten Müslüm, yani Müslüman, yani Allah'a teslim olan olsaydınız, biz size mücrim, yani büyük suç işlemiş, suçlar muamelesi yapar mıydık? Yapıyor. Demek ki Müslüm iddiasındaki ülke insanı, yönetileni, yöneteni Müslüm değil, mücrim kardeşim, cürüm suçları işliyor. Kur'an-ı Kerim'in Rad suresinin 11. ayetine göre de Yüce Allah bir toplum, birey birey, içtiğini, iç dünyasını, mantığını, kafasını değiştirmezse Allah da o ülkenin dışını değiştirmez. Biz böyle cürüm suçu işledikçe gayya kuyusunda kıyamete kadar debelenmeye devam ederiz. Onlar orada bu Müslümanlıkları sayesinde her taraf hayatları, sokakları, şehirleri mis. Mis gibi kokular yayılıyor her branştan, alandan. Gel bu yana, bizde ise her tarafı bok götürüyor. Bütün İslam dünyasında her taraf gayya kuyusu. Onlarda mis kokusu, bizde gayya kuyusu. Allah
hak edene onu, müstahaka da bunu verecek. Çünkü adildir. Müslümanlar gibi kaypak, dönek, yavşak, böyle torpilli, şefaatçi değildir. Kuralları koymuştur. Uyana hak ettiğini, uymayana müstahak olduğunu verecektir. Onun için Allah burada suçlu değildir. Allah Müslümanlara mücrim muamelesi yapmaz. Onlar mücrimlik sergilediği için Müslüman iddiasında olsalar da onlara böyle mücrim muamelesi yapar. Elif kendini yoğurdu, ah seni kimler doğurdu, seni doğuran ana, babilen mi yoğurdu? Yazar Yatağan Baba'nın bütün eserler dizisinden çıkan 4. kitabı, Güllerin Efendisi Hazreti Muhammed Sürgünde ve de bütün eserler dizisinden çıkan 5. kitabı, İçimdeki Polis Allah, Mersin'den Ethem Olgun'a gönderildi. İçimdeki Polis Allah kitabım tevhid mücadelesini anlatıyor. Güllerin Efendisi Hazreti Muhammed Sürgün'de ise bugünlerde para yüzünden tepişen Fethullah Gülen cemaati ve AK Parti'nin İslam dini üzerindeki yaptıkları tahribatları anlatıyor. Bugün bunlar para yüzünden tepişiyorlar, fakat para ne olacak? Bunların çok büyük zarar verdiği değerlerimiz vardır. Hazreti Muhammed'i sürgüne gönderenlerden ikisi işte bu AK Parti ve Fethullah Gülen cemaatidir. Ayrıntıları bu Güllerin Efendisi Hazreti Muhammed Sürgünde kitabından okuyabilirsiniz. Kitaplarımız sadece internetten satılmaktadır. Bana cep telefonundan veya e-postamdan ulaşabilirsiniz. Kitaplar adresinize geldiğinde kapıda ödüyorsunuz. Kargo parasını da biz karşılıyoruz. Efendim, güne bakıştığımız ile devam ediyor. Bir aradan önce de bahsettiğimiz gibi bugün konumuz, güne bakışta konumuz Murat Yatağan Baba. Hoş geldiniz. Ben Mersin'e 2 defa gitmiştim. Birinde akrabamı ziyarete, birinde de 1974'e 3 tertiplerin askerlik tertip toplantısına. Kitaplarımı sipariş veren Ethem Olgun'la yüz yüze de tanıştık. 43 yaşıma geldiğim halde henüz bir silifke yoğurdu yiyemesem de Mersin'e selamlar. Silifke dedi yoğurdu, ah seni kimler doğurdu, seni doğuran ana, babilen mi yoğurdu? Murat Yatağan Baba'nın kitaplarını sahibinden.com sitesinden adrese teslim kolaylığıyla sipariş verebilirsiniz. Videolarımızın çekim kurgu montaj personel masrafları ile eksik ekipmanlarını tamamlamasına destek olmak isterseniz imkanınız ölçüsünde desteğinizi gönderebilirsiniz. Kitap siparişi için site bağlantısı ve destek için IBAN numarası video notunda. El-Hak, Allah doğru söyledim. Allah Müslümanlara mücrim muamelesi yapmaz. Allah'a teslim olan, Allah'ın hakkını gasp edip halkını böyle süründüren insanlar olmasalar onlara büyük suç işlemiş gibi muamele etmez. İşliyorlar ki o şekilde muamele ediyor. Biz Müslümanları suçlular, günahkarlar gibi yapar mıyız? Yatan Baba ile Kur'an'daki İslam burada sona erdi. Yeni bölümde buluşuncaya kadar hoşça kalın, Kur'an'la kalın.